Hoş geldiniz tanımlar. Hoş bulduk Aslanım. O nedir o elinde senin, senin de elinde kabak tatlısıyla? Evet Aslanım. Evet karşıladı galiba. Bir kabak tatlısı. Sevmiyor musun kabak tatlısı? Hem sevmiyorum ama aldım nezaketten de olsa. Ama her yere dökeceğim ve burayı mahvedecekmişim gibi öyle hissediyorum. Öyle mi? Evet. Ben... Atıver Aslan'a. Ben seviyorum Aslan'ın kabak yesene. Tatlısı. Yesene. Sizinkiler nerede? Aslanım ben dünkü şeyi de lokumu da sevmiyordum. Almadım yani yemediğim için. Tamam. Kabağı da hiç sevmem. O yüzden haksızlık etmek istemedim. Almadım. Anladım. Kabağı sevmem. Hiç sevmiyorum. Senin masanda da bir kabak tatlısı evet, var. Aynen aynen. Bir tebatlık var. Evet. Bir sen şey var. Ben kabağın tadını bile bilmiyorum Aslı Hanım. O kadar evet o ilk günde aynı şeyi evet, söylemişti. O yüzden ona bir şey demiyorum. Dediniz ben de yani kabak tadı vermesin dedik ama yani. Ama bunun vardı. Kabak tadı vermesin. Tabii ki ikram edeceğim ama. Sen de iyi risk almışsın. Bu kabağı herkes hakikaten sevmez. Ben Sakaryalıyım. Yarama özgü bir şeyle karşılamak istedim. Güzel fikir. Bu da evet. Şimdi fikir. Yani bu da doğru söz. Ne denir? Ama bir peçete istersen ver bence tabii, gelinlere. Tabii. Dış ses yardımcı olabilir misin? Ah bu dış ses olmasa vallahi. Ay iyi ki var. Bu gelinler ne yapacak? Ben bunu şevvale yedirmek istiyorum. Ben yemek istemiyorum. Niye? Canım ya, teşekkür ederim. Yemediğim bir şey. Ama uzattım ilk dur unutulmaz bence. Teşekkür çin, ederim. Çin, çin, almak çin, istesem zaten Esra'yı kırmayıp ondan alırdım. Sen, sen yemediğin şeyi şevvale niye yedirmeye bence çalışıyorsun? Bence de. O tatlını yersi ben de yiyeceğim aslında. Beni yese doymayacak aslında. Yok şimdi. Aman sen ye. Ben damacım ver ben yiyeyim ya. Ben yemek istemiyorum. Israr ettiniz ver. Dikkat ben edip çok beğendim. Çok dökülüyor. Afiyet olsun. Eline sağlık çok teşekkür ederim. Oh. Afiyet olsun. Yemeyelim malını yerler böyle. Evet aynen öyle oldu. Ver şu peçeteni de. Esra'cığım ağzının tadını biliyormuş. Damla'nın da orada yaptığı gerçekten saçmaydı. Saçma buldum. Hani alıyorsun yani direkt ağzına atacaksın bu kadar işte yok döktüm yok saçtım kızlara işte şey yapıyor yer misiniz yer misiniz falan diye. Yemiyorlar sevmiyorlar. Hani zaten ona ev sahibine de söylemişler biz sevmiyoruz diye. Almadılar ev sahibi bunu bu kadar sorun yapmadı Damla bunu uzattı bence. Tabii bir risk almış ve kabak tatlısı ikramıyla sizi en azından karşılamadım aslanım. Bu diyorsun. Peçeteyi buraya evet. Mı bırakıyoruz peki? Ben alayım isterseniz tabii. Siz rahat edin. Bunu tamam, seninkini de alabilirim. Şu masadakini de al istersen. Tabii aslanım alayım. Hah. Şöyle bir ortalıkta peçeteler bir kalksın. Gel hayatım. Bir hediyeni aç bakalım. Ay aslanım çok teşekkür ederim. Rica çok da merak ederim. Ediyorum. Hı-hı. Oh çok dar. Ya aslanım çok ya. Güzeller. Renk tonu da çok güzel. Üstüme de uydu. Bak, pudra rengi. İyi günlerde kullan çok hayatım. Çok teşekkür ederim aslanım. Çok düşüncelisin. Rica ederim hayatım. En güzel şeylere. Evet, en güzel şeylere hakikaten layıksınız. Çok hepiniz. Teşekkür ederiz aslanım. Siz de öyle. Evet sen dilersen hemen sunuma geç. Tamam, ne ikram aslanım. Edeceksen gelinlerimize. Evet. Vakit kaybetmeyelim. Bir bakalım bizi neyle karşılayacak gelin. Evet çok merakla bekliyoruz. Hmm. Tekrardan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, kabak tatlısıyla karşılamasını sevdik mi, sevmedik mi? Yani olabilir, yöresinde o da o şekilde gösterdi. Yani ben sevdim çünkü evet. Hoşuma giden bir şeydi. Teşekkürler yüzlü gördüm ben. Evet. Beni öyle karşıladı. Sizi nasıl karşıladı? Bizi de öyle. Pozitifti değil mi? Evet. Yani zaten bugün üçüncü gün naif bir gelin, böyle bir sakin, kendi halinde, güler yüzlü. Evet. Bence hemen hemen herkese de güzel evet. Geçiniyor. Ha? Yani evet, güzel anlaşıyor. Şey var... Yani. Yani. Evet.